Vallahi attım da attım ha. İçeridekiler inandı mı bilmiyorum. Atıf, biz de gidelim mi artık? Burası biraz karıştı. Sen iyice zıvanadan çıktın ama kızın halini görmüyorsun. Şimdi gidelim de tam olsun. Ben bulurum o Ferhat'ı. Bulurum onun dişini, midesini, ciğerini eline vermez miyim ben bulup onu? Böyle kolay kurtulamaz o bu işte. Deniz, yangına körükle gitme istersen. Belki gerçekten bir şey olmuştur. Ya bırak Allah aşkına bırak. Kaçtı adam işte, gelmiyor daha ne. Rezil oldum ben, rezil oldum ben ablaya. Ne olur ben çok, ben aptalım. Bütün bu olanlar bana müsait. Nasıl kaldıracağım ben bunu, nasıl yaşayacağım ben bu utançla? Ya yer içmesin daha. Geldi baba, gel tamam, toparlan ha. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksın, tamam mı? Hadi. Dur, ben açacağım onun ağzını yüzünü kıracağım şimdi. Şişt, sakın ha. Ne bak. Siz bir şey içmiyor musunuz? Çamaşır suyu içeceğim ben Atıfcığım. Hazırlar mısın bana portakal suyuyla? Ay. Biz de onu çok eğleniyoruz. Evet. Servet Bey'le de kapıda karşılaştık. Evet, hoş geldiniz. Bendeki zamanlama da çok iyi yani. Tam böyle kapıda karşılaştık damatla. Ya. Nerede kaldın be oğlum? Saadettin gel. Ver onu sen bana. Aşağı indirebilirsiniz. Bunlar sizin için hanımefendi. Ne zahmet beyefendi. Buyurun. Bakıyorum 20 dakika gecikince böyle sizli bizli konuşmaya başladık. Bir saat 20 dakika. Irmak mutfakta geç. Bir dakika. Bu ayı ne arıyor burada? Hı? Canım Hikmet Bey'in arkadaşıymış, davet etmiş. Ama pandacık kibar. Arayıp beni de sordu, buyurun dedim. Bunlar 3 gün önce kanlı bıçaklı değil miydi? Fırat işinden oluyordu. Ne ayak? Ne bu samimiyet şimdi? Ha? Evet. Mahkemede sorguya mı çekiliyorum? Çok merak ediyorsan git kendisi sor. Tut şunu, tut. İşim var benim. Nasılsın? Büyük geceye hazır mısın? Ne kadarmış olduz. Biz de sen gelmeyeceksin diye neredeyse gidiyorduk Narin'le ya. Bana 9 dediler. Dalgın sevgilim. Biz sana 8 demiştik ama. Eyvah. İçerideki misafirleri bekletmeyelim o zaman, değil mi? Dokuz diyor ya, 9. Tamam hayatım, sakin ol. Hadi çık yukarı, istersen topla kendini biraz. Evet. İçeride nişan var. Sen böyle bulaşık mı yıkayacaksın? Değerli konuklarımız, sizleri beklettik. Kusura bakmayın. Ne demişler? Geç olsun da güç olmasın ha? Efendim, herkese bu mutlu gecemizde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyor ve sözü Cemil Bey'e bırakıyorum. Buyurun Cemil Bey. Teşekkür ederim. Sevgili misafirler, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Müsaadenizle nişan törenine başlamak istiyorum. Kızımız Irmak'la oğlumuz Fırat'ın nişan yüzüklerini takma görevi tarafıma verildi. Ben de sizlerin huzurunda onların... Beni durduracağını biliyorum. Hatta bundan eminim.
Her zamanki gibi yine hayat benden bekliyor her şeyi, değil mi? Bu sefer kılımı bile kıpırdatmayacağım. O beni istiyorsa kendi adım atacak. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel ve özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım ne olur. Allah mesut etsin yenge. Sağ ol. Vallahi çok yakıştı ha. Güzel, tebrik ederim sizi de. Bakın ben size bir hikaye anlatayım. Bundan 5 sene önce falandı, tamam mı? Çok güzel bir Fransız kız arkadaşım vardı. Ve Güney Fransa'da falan evleri vardı. Çok gözden ırak bir yerlerde yani. Her neyse yine aynı bu şekilde bir arkadaş topluluğu hafta sonu ve bir eğlence için toplandık o evde. Geceli gündüzlü kavga eden bir çift vardı. Nedeni kıskançlıktı. Tabii şişelerce içkiler falan da geliyordu ama kimsenin huzuru falan kalmamıştı. Böyle devasal etler falan alınmıştı mangal için. Birkaç tanesi pişmek üzereydi ki adam gidip bahçeden küreyi aldı ve kadının kafasına bam bam diye vurdu. Yuh. Ne? Nasıl ya? Evet. Yok artık. Kız havuza yuvarlandı. Ya herkes böyle kaldı yani, kimse kıpırdamıyor, dona kaldı. Kız kıpırdamıyor zaten, havuzun üstünde falan kaldı. Tabii hepimiz birlikte havuza atladık. Öldü mü? Öldü değil mi? Öldü. Adama ne oldu? Yani grubun içinden bir tane doktor vardı. Kıza gidip baktı ve kızın öldüğünü söyledi bize. Sonra kızın üstünü örttüler. Nateli bir iki dakika sonra polisi aradı. Sonra bir iki dakika sonra bam. Adam kendini vurmuştu. Bir av tüfeği. Ay. Tabii arka bahçede yatıyor, yüzü paramparça. Gerçekten oldu mu bu ya? Gerçekten böyle bir şey oldu. Etleri servis edelim mi artık? Ben az pişmiş istiyorum. Can da iyi pişmiş ya. Sen et yemiyorsun, mantar atalım mı sana? Ha, olur, olur. Bundan isteyen var mı? Ben alırım.
Gerçekten mi ya? Gerçekten niye yalan söyleyeyim? Sayende güzel bir gece geçireceğiz. Sağ ol. Natalie ne iş yapıyordu hayatım? Natalie bakanlıkta çalışıyordu. Ben onu öldürmeden önce. Espriyi ben kaçırdım herhalde. Zaten espri bu. Adam kadınları doğramış. Yani sana diyor ki dikkatli ol. Hocam, son durum ne? Anlat bakayım. Çok iyi abi. Yani gayet huzurlu, sakin ve olgun bir gidişatımız var gibi. Tutku ne alemde Tutku? Tutku o yok işte be abi. Ama arkadan gelecek gibi. Kız beni tanımaya çalışıyor. De, ben hiç iyi değilim biliyor musun? Yani kızı gördüğüm zaman bayılacak gibi oluyorum. Nasıl anlatayım? Böyle geçmişe dair ne varsa hepsini unutturmak ve kalbini huzurla doldurmak istiyorum. Böyle acı çekmiş, ihtiyacı olan ne kadar insan varsa hepsine yardım etmek, 20-30 tane savaş mağduru, öksüz çocuğu alıp evlat edinmek istiyorum. Dünyada ne kadar iyilik varsa hepsini yapmak istiyorum abi. Böyle tarlalara çıkıp sırtıma bütün hasatı almak, onlarla beraber yürümek, atmacalarla beraber uçmak istiyorum. Bufaloların peşinden koşayım, ne bileyim böyle sığır güdeyim, şelalenin altına gireyim böyle baştan tamam, aşağı yıkılıp... Tamam, anladım ana fikrini anladım, evet. Anladın mı? Anladım. Öyle işte yani. Öyle aşığım yani. Tamam canım, bence sağlam yoldasın yani. Ama kıskançlık falan yapma. Sen böyle kaya gibi dimdik dur, o zaten sana gelir. Ah be abi ya! Olur lan. Tencerenin dibi tutmuş. Annemin en sevdiği tencere biliyor musun? He. Anla. Al köpükleyeyim. Sağ ol. Benim niyetim çok uzatmadan işi gücü bırakıp uzun yıllardır yapmadığım şeyleri yapmak. Ama insan kendini kaptırınca yani ne olduğunu anlamıyor. Oo, vallahi benim böyle bir şey yapabilmem için daha çok uzun yıllar var önümde. Ne yapıyor bizimkiler ya? Tencerenin içinde falan mı düştüler? Ben bir bakayım şunlara. Mutfağa gidiyorum, bir şey isteyen var mı, içecek falan? Bana bir kahve ne olur. Ne kahvesi bu saatte? Uykun kaçacak. Bitki çayı sana. Sen? Yok sağ ol. Allah Allah. Peki anneciğim, üniversitedeyken 4 yıl aynı evde yaşadık. O gün bugündür böyledir bu deli. Kendisini annem sanıyor. Hayır yani utanmasa çocuklar kahve içmez diyecek. Bir de kendini iyi baksa. Stres toplama ve dağıtım merkezi gibi yani. İpi çekildi mi topaç gibi oluyor valla.
Ben çıkayım artık. Irmak kötü bir gün geçirdi. Biraz okuyup yatarım zaten ben de. Çok güzeldi. İyi geceler sana. Şöyle bir röntgen makinesi olsa, böyle erkek beynini okuyan, böyle kafasını soksam, düşüncelerini okusam. Kızım sen deli misin, kendi kendine konuşuyorsun ha? Delirdim burada sizinle beraber kalmaktan, delirdim. Çok komikler içeride ha. İkisi bir durmuşlar, tencere ovuyorlar. Nalin. Düşünsene. Böyle bundan seneler sonra yine gelmişiz buraya. Hepimiz evlenmişiz. Bebişlerimiz olmuş böyle. Bebişler böyle. Hı? Ya yapma! Sakın, sakın! Sakın! Sakın. Sakın. Düşerim! Dikkat et! Neredesin ya? Yapma! 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 Koca diyeceğim. Ya ne yapıyorsunuz ya? Kürek getireyim mi? Böyle olmaz biliyorum ama seninle çok ciddi bir şey konuşmam lazım. Ben ölüyorum sana. Böyle gözümü açsam sen, kapasam sen. Çok fena aşık oldum ben sana. Sahi mi abla? Aşık mı oldun sen bana? Şadiye için ettin hayalini, tamam mı yani? Gözünü kapadığında da mı Fırat abiyi görüyor? Ay Şadiye, ay. Görüyorum işte, var mı diyeceğim. Sanki ben çok mu istiyorum sanıyorsun her gözümü kapattığımda onu görmeyi? Ama ne yapayım? Bak işte orada duruyor. Bana bakıyor. Böyle uzaktan uzaktan gülüyor yüzüne. Elini uzatıyor. Narin diyor. Başka ne diyor kız? Abi. Abi ya. Kim o gözünü kapatıp sayıkladığın yer ha? Kimse. Narin bana yalan söyleme, kırarım senin bacaklarını. Ya yalan borcum mu var sana? Oyun bu, oyun. Evet abi, oyun bu. Okuldan öğretmen şahitti bunu. Biz bir şey hazırlıyoruz böyle ondan sonra. Oyun. Ondan sonra ben de rolme çalışıyorum burada. Kör bir kızla oynuyorum ondan dolayı. Ne biçim oyunmuş bu ya? O biçim işte abi. Ne demek lan o biçim, he? Bana bak Narin, annem pazarı diye çıkmış, evde kimse yok. Babam çağır kızları gelsin, yemek ısıtsınlar dedi. Sanki evde çok yemek var da bir ısıtması eksik kaldı. Hadi Narin, hadi. Yani bir rolümü çalışamadım, teşekkürler. İki geldin kız, ölecektim açlıktan. Afiyet olsun. Olsun. Recep dur, elin ayağın bir dursun. Recep çocuklar gelecek. Yürü. Allah Allah. Neredesiniz lan siz, ha? Ümmü ablanız ölmese öleceğim açlıktan ya. Allah cezanızı vermesin ya. Ne biçim çocuksunuz ya? Afiyet olsun. Ben gidem. Annem yokken gelir gider oldu bu Ümmü abla da. Kadıncağız iyilik namına şey yapıyor. Baba. He. Biliyor musun Narin oyun oynayacakmış. Ne oyun lan? La bilmiyorum. Öğretmen söylemiş. Öyle aşık maşık diyordu. O ne sana kız? Tepede ne güzel oynuyordun. Kör bir kız oynayacakmış baba. He. Oyna bakayım lan. Artist mi olacaksın? Gel. Görüyorum onu. O da beni görüyor. Ha. Öyle uzaktan uzaktan gülüyor bana. Ellerini uzatıyor. Narin diyor. O da beni seviyor, biliyorum. Gözlerim görmese bile seviyorum onu. Seviyorum. Seviyorum. Aferin lan, ne güzel anlıyor. Bu da böyle bir dünya klasiklerinden şey. Güzel, sevdim. Ben ne yapayım, şey yapayım? Çay koyayım. Koy. Kalk kızım. Aferin. Dünya diyor, klasik diyor, bir şey diyor, seviyorum diyor, oynuyor. Sen?
Top oynayamıyorsun. Topa vuramıyorsun. Abi reye. Fırat öğrenmeden babam öğrendi onu sevdiğimi. Ama bak göreceksin. Fırat da benim aşkım böyle dünya klasiklerinden olacak. Hem de en efsanesinden. İnşallah. Abla. Of git sen. Ne oldu? Yok bir şey. Müdürle konuşacağım ben. Niye burada bekliyorsun? Odasına git. Müdür çıkmaz ki. Sen karışacaksın mı? Git diyorum hadi. Sen tuhaf oldun zaten. Hep bağırıyorsun bana. Bir evde sen bağırmıyordun. Şimdi sen de başladın. İmaç neydi? Evet abi ya. Süperdi. İmaçtan önüne baksana ufak bir. Bakmazsan ne olur? Ne olur? Niye vurdun çocuğa? Sen niye vurduğumu biliyorsun. Ne diyorsun sen be? Bir kere mi oynadım? Aşıksın sen biliyorum ben. Hiç benle de oynamıyorum. Hep onu bekliyorum. Aptal sen de annem gibi olacaksın işte. Cin girdi şeytan girdi içine. Bildiniz iki deli oldunuz evde. Siz gelin de çıksın içine şeytan. Şadiye ne yap? Ah! Ya Şadiye bırakın. Şadiye düşün. Ya bırak. Ne ya çekil şunu. Ya şunlara çekil şuradan diyorum sana. Kızlar ne yapıyorsunuz? Çekil, yoksa öldüreceğim seni. Ya ne manyak kızlarsınız siz. Ayrıl ya. Sakın kaçma bize. Hep senin yüzünden oldu zaten. Aptal, pis zengin. Hatice kız çoğuştur daha önce ki. Can şimdi sen nasıl? Kimin içinden cin çıkar şimdi ben? Odaya girelim de. Anne. Ne oluyorsunuz be? Anne ben musluk alacağım. Hoca kadına götürsene beni. Yaz. Sana baka baka buna doldu olanlar. Aa ne muskası kız? Ne yapacaksın muskayı? Var ya bizim okuldaki zengin. Zengin çocuğu seviyor. Ona kendini güzel göstermek için neler yapıyor neler. Ah. Oynamıyor benimle. Konuşmuyor da. Hay başıma gelen. Narin kız hangi zengin çocuğuymuş bu? Şadiye. Bak çok kötü döverim seni. Çocuk falan dinlemeyeceğim. Kıracağım bir taraflarını. Narin sen de. Dur küçük kız hanım. Anne bizim lisede bir çocuk var. Ona bakıyor bu. Kız. Utanmıyor mu kız bu yaşta böyle şeylere? Baban duyarsa ne yaparız sen? Baban bir gelsin seni söyleyeceğim. Görürsün sen gününü. Öldüreceğim kızım seni. Ah! Narin. Ah! Seçim! Aptal! Ay Hatice bırak, ne olacak kızım bunların aşkından? Çocuk bunlar. Üç gün düşünür, dördüncü gün unutur gider. Babası duyarsa? Unutmayacağım. Ölünceye kadar seveceğim onu, anladınız mı? Ben! Kimi seveceksin lan ölünceye kadar, ha? Kimmiş ulan o bacak kadar çocukla oynasın? Terimsiz! Bozulun!
baba ilişkimize değil. Bizim yanıma öpeğimiz vardı. Anlıyor ablam. Recep sağ ol. Kim ulan? Recep. Bırak sen içeri. Çekil! Recep, Recep. Radyoya doğru soruyor. Bırak. Çekil! Ölge seni öldürürüm yeminledim. Öldürürüm seni. Dur Recep, dur. Doğru söylüyor Şadiye. Hep sen yaptın bunları böyle. Özür dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.